Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlarım biraz önce sevgili hocam Profesör Doktor Mustafa Aysan izin istedi, gitti. İlerken de sayın hocamın yanında dedi ki özellikle Nazım Hanım'la bir soru sor. Bu sorunun cevabını ben soracaktım ama ben gidiyorum. Vekalet verildi hocam. Soruyu dedi ki hocam ben soruyorum sayın. Dedi ki ayakkabı kutusunun içerisinde 4,5 milyon bulunan bir ülkede düzgün resim dürüst resim ülkesi olabilir. Dürüst resim ülkesi olabilir. Resim. Dürüst resim ülkesi olabilir. Bu da bir ülkenin şu kadarı. Bunu daha başka noktalara getirirsek çok daha vahim gelişmiş olaylar çıkacak. Bunlar tabii ki bir işletmeden çıkıyor, bir işletmenin kasasından çıkıyor vesaire alınıyor. Nazım Bey nasıl yorumlar bunu dedi. Şimdi ben biraz açtım bazı şeyleri arkadaşlar. Sizler ne dersiniz? Sayın Aysan Hocam'ın sorusunu sorun. Sayın Başkan. Muhasebeden bir istina derim. O istina bir durum. Efendim başka... Sayın Başkanımızın siyaset... Sayın Başkan... İçine girmesin diyor hep burada da. Siyaset deyince bir soru bekliyorum. Vatandaş soruyor. Evet. Sayın o zaman ben beşer dakika arkadaşlarımıza söz verelim. Tekrar toparlarız. Buyurun Nazım Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu sorudan haberim yokken hocam, sevgili hocam bize atfen söyledi ki aklıma bir anlatımı geldi. Gene hocalarımızın anlatımı. Onu sizden paylaşmak istiyorum. Şimdi biz bunu Türk Cihat Kanunu tanıtma eğitimlerinde de anlattık sık sık. Şimdi hanımefendiler hariç beyefendiler bilirler. Askerde gece eğitimi vardır biliyorsunuz. Bir gün gece eğitimi yapılır. İşte askerler gece yürüyebilsinler, gözleri karanlığa alışsın vesaire diye araziye çıkarlar. Eğer yağmurluysa hava dışarı çıkılmaz, gazinoda yapılır. Gazinoda yemekhane, yani askerlerin yemekhanesi. O yemek yenildiği zaman yemekhane, yemek saatleri dışında gazino. Yine böyle yağmurlu bir günde, tabii bölük yemek gazinoda eğitim yapacak. Diyor ki, çavuşa tembih ediyor, sen diyor eğitimi ver. Ben odama çıkıyorum diyor. Tamam emredersiniz. İşte o günde konu yön bulma. Yani karanlıkta kayboldunuz bir yerde veyahut da gündüz de kaybolabilirsiniz. Yönünüzü bulma adına. Tabii o yemekhanede bir komutan masası vardır. Mutlaka bir de küre vardır. Böyle her yer, hepsinde vardır. İşte arkadaşlar diyor, bugün yön bulma dersimiz diyor. Dünya işte böyle gördüğünüz küre yuvarlaktır diyor. Bu kendi etrafında dönüşün 24 saatte tamamlar, gece gündüz oluşur. İşte kendi etrafında dönerken bir de güneşin etrafında döner. Bunda 365 günde tamamlar, mevsimler oluşur diyor. Anlaşıldı mı diyor. Ses yok tabii. Orada bir köylüsü var acemilerin içinde. El kaldırıyor cesaretli çünkü o. Hemşerisi onun korumasında zaten. El kaldırıyor. İyi de komutanım diyor. Hani bu dünya diyor tepsiydi. Öküzün boynuzların üzerinde dururdu. Başını salladığında zelzele olurdu. Otur diyor, onu biz de biliyoruz. Ama diyor bu ders diyor. Böyle öğrendik, bunu anlatmaya çalıştık. Teşekkür ediyorum, herhalde bir cevap olmuştur. Yani şimdi hocama da aynı cevap vermiş oldum. Biz sana böyle öğretmedim. Ama Aysan Hoca'nın sorusuna cevap veremedi Sayın Başkan. Biraz daha bu kayıtlar muhasebeden muhasebeden bir kere bu kadar para bir kere muhasebeden çıkmaz tamam mı? Bunun kaydı kuydu olabilir ama gayri resmi kayıttır. Uçaklar hesabında biriken veya kısa bir para orada işte. Patron
adetlerinde kaybolur. Ben soruyorum. Kaç yaşasın? Ama yani kayıtlarda da kaybolur. Valla benim elde biliyorum. Adamlar nasıl var hayal ettim yani. Hayır, para sayma makineleri çok. Birden fazla para sayma makinesi var. Kasa da yok bende biliyor musun? Kasa da yok, para sayma makinesi yok. Ben de olmayan onlardan nasıl var? Ayakkabı kutusu yok mu? Benim bunun için yok. Üstadım ayakkabı kutusu yok mu? Valla ben baktım ayakkabı kutularına, hepsinin ayakkabı var, fazla boş. Kağıt var sadece. İnsan birkaç dolar atar insan diye ayakkabı verirken diyoruz. Evet. Şuradaki de kağıt. Doğru kağıt. Evet, soru var sağlamında. Var mı soru? Soru yok herhalde. Ben, ben çok duygulandım ve gerçekten de bir okuduğum zaman da benim hatıramda çok önemli yer tutan bir olayı anlatmak isterim sizlere. Bu aynı zamanda Türkiye'nin resmini çiziyor. 1942'de Hesap Uzmanlar Kurulu kurulurken Hesap Uzmanlar Kurulu'nu kuran büyük insan, muhterem insan Ali Alaybek kurduğunda o genç hesap uzmanlarını toplar. Evet. Abimiz burada, ben de vardım der. 49. Evet. Girişim ben. Hesap uzmanı. Der ki 45'tir, 45. Sizi biz şu an Türkiye'deki gelir vergisi mükellefleri olarak, kurumlar vergisi mükellefleri olanı denetlemeniz görevleri o. İçin yetiştirdik, en iyi eğitimi verdik. Sizler buralara gideceksiniz, denetleyeceksiniz. Yalnız devletin ceberrut yüzü değil, güler yüzünü göstereceksiniz. Çünkü bu toplum, bu halk modern vergi sistemiyle yetişmedi. Aşar veya Fetih Fütuhat'la yetişti, Salma'yla yetişti. Avrupa'da 1500-1600 yıllarında ticaretin gelişimiyle buradaki 1942 diyoruz. Yani nerede? Orada en az 300-400 yıllarda bir düşünce ve dünya farkı var. Bilensiniz ki diyor, o insanlara öğretmenlik yapacaksınız. Öğreteceksiniz. Bunun ne anlama geldiğini, verginin, muhasebenin ne anlama geldiğini öğreteceksiniz. Biliniz ki her gittiğiniz yıllarda o bilinçli insanlardan matrak farkı azalıyorsa her gittiği yıllar görevinizi en iyi bir şekilde yapmış sayılırsınız. Eğer her gittiğinizde tekrar matrak farkı habire yükseliyorsa ve muhasebenin önemi anlaşılmamış ise biliniz ki görevinizi çok iyi yapmamış sayılırsınız diyor. Çünkü ben bunu bu bir özel bir dergide yayınlandı. O Maliye Dergisi'nde orada yayınlandı. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Sayın o büyük insan, bu vergi komisyonu çalışmaları var. 70'te falan. Ve Davut Özgören anlatıyor. Ben diyor sekreteriyim. Sekreteriyim diyor. Ve başkanı Ali Bey de diyor ki diyor, bu kanunları yazıyoruz. Ekolojik vergi, ekolojinin önemini an. Dedi ki, öyle bir olay getirelim ki, ekolojik, bugünkü anlamda çevre anlamında, buralara hizmet eden, veren, para veren, korumaya alan kişilerin vergilerine indirim konusu yapalım. Teşvik ben diyor, Davut Özgören olarak, en genç insan olarak diyor, müdahale et. Ya ne demek yani, vergi kanunlarımızın içerisinde bu olur mu? Halil Nadaroğlu da bunu şeyinde anlatıyor, hatıralarında. Profesör Halil Nadaroğlu bu komisyonun içerisinde aynı zamanda. Ve yıllar sonra... 60'lı yıllarda galiba. Evet. Ve diyor ki o müdahalemi çekiyor. Peki diyor, ben önerimi çekiyorum. Ben o kadar da nazik bir adam yani. Demokrat da nazik o zamanki. Yani o bürokrasinin sert yüzü yok. Daha kucaklayıcı, kavrayıcı, demokratik. Peki diyor, kabul ediyorum diyor, önergesini çekiyor sonra. Diyor ki, Halil Nadaroğlu, Vedat Davut'la karşılaştığında Vedat Davut, ya hocam demiş, halen utanıyorum. Bu öneriyi ben yaptım, yani karşı öneri yaptığım için ve şeyin de Ali Alaybek'in de öneriyi kibarlıkla çektiği için utanıyorum yani şu anki Türkiye'nin bu halinde. Şimdi
Saygıdeğer arkadaşlarım, biz bunu biliyoruz. Bugün Türkiye'nin gerçekten en iyi yetişmiş, bu işi bilen insanları İstanbul'da yaklaşık 4200 insanı, 2250-2300'ü burada, İstanbul'da. Biz bunu biliyoruz. Türkiye'yi biliyoruz. Bilançoları biliyoruz. Bugün Türkiye'de 5000 şirket var. Geri kalan tamamının bilançoları sevgili hocam. Maalesef böyle. Maalesef diyorum. Bakın bugün bir tüccar kanunu olayı meydana geldi. Ortaklar cari hesabı kasa dendi. Yer yerinden oynadı. Onu hiçbir güç çeviremezdi. Bugün 100 maddenin içerisinde en önemli maddelerden bir tanesi, birkaç maddelerden bu. Ne yapıldı? Yozlaştırıldı. Hepsi kaldırıldı. Ne hapsi, ne cezası, bilmem ne, hiçbir şey kalmadı. Sadece sen bunun vergisini öder, geçer gider bilmem. Ama Türkiye bu. Biz de bunun içindeyiz. Ve bunun içinde ekmek yiyoruz. Başka bir sorunumuz yok ki. Ama biz şuna inanıyoruz ki, ve tam tasdikliyorsun sevgili hocam, inan, tam tasdikle, biraz önce söyledim, 17.000, 13.000 de diğer illerde var, 30.000 var. Ve Türkiye'de şu tam tasdik olayıyla birlikte o çökmüşlük, o şirketlerin perişan hali %90 değişmiştir. Emin olun değişmiştir. Belge düzeniyle, muhasebecilerin eğitimiyle, YMM arkadaşlarının yapmış olduğu sürkülerle, onların tüm amortismanları biraz önce anlatan tüm olayların, değerlendirme olayların gözden geçirilmesiyle, hatta daha ileri gideyim, birçok şirketlerde şirket sahiplerine mutlaka kurumsal bir yönetim kurması gerektiğini ve şirketin yarın herhangi bir yabancı ile ortaklık yapıldığı takdirde daha da büyüyeceğini hep anlatılmıştır YMM arkadaşlarım tarafından. Keşke 150 bin şirkete bir denetim ordusu gelebilseydi. Bu duygularla Sayın Başkanımızın 8-10 misafiri varmış. Vekaleti bana vermiş. Haber gönderdi. Sezai Bey'in vekaletini kullanmak biraz zor ama değil mi? Kullanabilir miyim? Becerebilirim yani. Efendim, bu duygularla yeni yılınızı, Noel'inizi, Christmas'inizi hepsini kutluyorum. Biz tüm insanları seviyoruz. Geleceğimiz aydınlık olsun. Türkiye'mizin geleceği aydınlık olsun. Bu duygularla hepinize sevgi saygı sunuyorum ve ikramımızı buyurun diyorum. Teşekkür ediyorum.